Tatar boyunun etrafında diğerleri toplanmış olmalı. İkisinin de şansı açık gözüküyor. Destana, söylenceye bakarsak Tatar boyu kurucu olmalı. Ama daha sonra Kıpçak'ın öne çıktığını görüyoruz. Kıpçak kelimesi olmalı. Arkadaşlar, Tatar kelimesinin o dönemde şimdi 30'a ulaşmış olan bir boy. Çok sayı çok büyük. Evet, Sibirya'da nüfus azdır, küçüktür. Dolayısıyla 30 tane boyun toplamı belki aşağıdaki bir boy kadar etmiyordur. Ayrı mesele, fakat 9 Tatar, 30 Tatar sürekli bölgede Tatar isminin geçişi bize ismin yaygınlığını, en azından geç Köktürk döneminde Tatar kelimesinin bölgede büyük bir yaygınlık kazandığını gösteriyor. Tatar bir üst isim haline gelmiş. Bu üst isim haline geldiyse, o zaman gerçek Tatar hangisiydi? Bu Kimek Birliği'ne katılmış olan Tatar gerçek Tatar mıydı? Yoksa o sonradan bu ismi almış olan boylardan birisi miydi? Bu noktada evet, Tatarların durumu biraz kuşkulu hale geliyor. Gerçek Tatar olup olmadıkları ve eğer gerçek asli Tatar olsaydı, bu yedi boydan birisi olarak geçen Tatar, herhalde bu Kimek boyunun ismi de sanırım yedi Tatar gibi bir şey olarak karşımıza çıkar idi. Bu yüzden ben şahsi kanaatim, başkaları başka şekilde düşünebilir, burada Tatarların Kimeklerin içindeki yedi boydan birisi olan Tatar'ın Kimek Birliği'nin kurucu unsuru olmasının zor olduğunu düşünüyorum. Daha çok Kıpçak sanki kurucu unsur olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Kıpçaklar onun etrafında altı boy daha geldi. Bir birlik oluşturdular. Bu birlik Kimek adını aldı. İki isim de arkadaşlar, hangisi önceydi, hangisi sonraydı? Bu bizi sıkıntıya sokuyor. Evet, Şinevsu yazıtında Clash Tornin'in iddiası var. Kıpçak kelimesi geçiyor ama o okunmayan bir yer. Dökülmüş yazıttaki bir kısım. Onu kesin bir şekilde söyleyemiyoruz. 756 senesi, 758 miydi? O sene civarında Boyunçur'un yazıtında biz Kıpçak kelimesinin geçtiğini kesin bir şekilde söyleyemiyoruz. Vaka geçmesi şaşırtmaz, geçebilir de. Ama mekan da bizim için şaşırtıcı. Yani Güney Sibirya'dan bahsedilmiyor orada bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla biz kesin olarak bildiğimizi ele alalım. O İslam coğrafya eserlerindeki haberlerle bunu başlatalım. Evet, Kıpçakların etrafında, Kıpçak adını taşıyan boyun etrafında diğerlerinin de biriktiğini, bir ittifak teşkil ettiklerini ve böylelikle adına Kimek dediğimiz bir boy birliğinin oluştuğunu görüyoruz. Bu doğal bir süreçle mi oluşmuş? Şat'tan bahsettik. İslam kaynaklarına bakarsak bunların erken dönemde Yabgu isimli bir yöneticileri var. Sonra Kağanlık var. Kime kanlığından bahsediyoruz. O zaman bu doğal bir boy birliği olarak gözükmüyor. Bir dönem Köktürkler tarafından burayı yönetmek üzere atanmış olan bir kimsenin işte doğuda ve batıda, güneyde, başka yerlerde Köktürk birliği tamamen çöktükten sonra, Son Kağan öldükten sonraki durumda Hazar'da, Karluk'ta ve Uygur'da gördüğümüz hadise artık kendilerine yabguluk var, tamam. Bir süre sonra Kağanlık iddiasına da zemin açılmış gözüküyor. Türgiş Kağanlığı, Türgiş Devleti'nin tamamen ortadan kalkmasıyla Kimek Kağanlığı'nın, Kimek Devleti'nin başladığını görmek bu noktada şaşırtıcı. Evet, Batı Türkistan'da Kağan kalmadıktan sonra o dönemde biz Kimek yöneticilerinin Kağan olduklarını, Kağan sanını taşıdıklarını görüyoruz. Hatta
Ha bunların isimleri nelerdi, siyasi tarihleri nelerdi, kim ne kadar tahta kalmıştı bunlar hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Sadece bir dönem yabuları vardı, sonra bu yabular Kağan oldu. Kağan oluşu da dediğim gibi etrafta başka Batı Türkistan'da başka Kağan'ın kalmayışı. Dolayısıyla kendileri de Şat isminin, Yabgu isminin el ünvanının gösterdiği üzere kendilerinin de bu soydan Köktürk yöneticileri soyundan geldikleri için bu ünvanı kullanmaya haklarının olduğunu düşünüyorlardı. Ve bu şekilde bir Kağanlık olarak karşımıza çıkıyor. O zaman ney? Bölgeye atanmış olan, muhtemelen bölgedeki en büyük boy olan Kıpçakların başında olmak üzere, diğerlerini yönetmek üzere atanmış olan bir Köktürk şadının soyundan gelenlerin yönettiği bir topluluktan bahsediyoruz. Evet, Kimek nedir? Kimek ismi nedir? Neye benziyor? Değişik öneriler var ama çok fazla Kıpçak kelimesinin aksine, kuman kelimesinin aksine Kimek için çok fazla bir öneri yok. Biz Kıpçak'ı da biraz anlatıp ondan sonra arkadaşlar her ikisini birlikte inceleyerek Kimek ve Kıpçak kelimelerinin anlamı üzerinde duralım. Artık biz İbni Hurdazbih'te Kıpçak'ın Kimek'ten ayrı bir halk olarak görülmesini, Kıpçakların boy içinde kendi başlarına yeterince büyümüş, çoğalmış ve ayrıca ifade edilen bir iriliğe ulaşmış olmalarıyla açıklayabiliriz. Benzer şeyi Onoğur Birliği içindeki Macar kelimesinin İslam kaynaklarına yansımasıyla hem Nender, Vunundur vesaire biçimiyle geçer hem de Macar halkı geçer. Halbuki Macar onun içindeki boylardan birisiydi sadece. Daha sonra karşımıza çıktığı üzere 7 Macar boyundan, 7 boydan, 7 Oğur boyundan birisiydi Macar. Ama öbür tarafta neye benziyor? İşte Oğuzlar ve Afşarlar diye bir kaynakta geçiyor. Afşar Oğuz boylarından birisi ama diye nüfusu çok fazla etkin göze batıyor. Bu yüzden karşımıza o kaynakta Afşarlar ve Oğuzlar diye geçmiş. Bunun gibi bir şey burada Kıpçaklar ve Kimekler diye İbn-i Hurdazbih'te ve sonraki coğrafya eserlerinde konunun bu şekilde geçişi bununla ilgili. Evet, Kıpçak yükseliyor. Kendi başına kendi ismiyle yükseliyor. Diğer bir boy birliklerinin önüne geçiyor. İsmi bu kolay mı? Niye böyle bir şey oluyor? Var olan bir ismi neden Kıpçak ismi silip onun yerine kendi ismini veriyor? Bunu yani böyle bir şeye pek zemin yok, anlama imkanı yok, ihtiyaç yok. Evet, bizim mantığımıza göre işlemez tarih. Kendi mantığı, kendi sebepleri vardır. Fakat burada bir benzer olaylarla karşılaştırdığımızda bir sıkıntı gözüküyor. Evet, Kıpçaklar çoğalırlar, hakim olurlar falan ama niye Kimek kelimesinin yerini Kıpçak alır acaba? Buna ne gerek vardır? Bu noktada Kıpçaklığın esas kurucu unsur olduğunu düşündüğümüzü söylemiştik. Kurucu unsurun ismi olarak belki Macar'da da 7 boy içinde 7 boydan birisi olan Macar boyunun yöneticisi Arpat olduğu için Macar kelimesi diğerlerinin üzerine de yayıldı. Hepsi Macar oldu daha sonraki dönemde. Muhtemelen o da öyle oldu. Burada da benzer bir durumu görüyoruz. Ama orada Oğur kelimesi bir cins isim idi. Tamam. Macar özel isim idi. Burada Kıpçak ve Kimek ikisi de özel isim mi acaba? Buna biraz bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar Kimek kelimesini doğrudan evet Türkçe görünüşüyle her şeyle Türkçe bir kelime. Kimekler Türk. Bunun bütün kaynaklar bunu söylüyor. Bunlarda kuşku yok. Ha bu arada Tatarlar da Türk. Tatar deyince Moğol anlamayalım o dönemde. O Tatarlar da Türk boyu arkadaşlar. Ortada bir Moğolluk. Zaten Güney Sibirya'dan bahsediyoruz o dönemde. Moğol falan ortada yok.
Ya Türktür ya diğer işte Paleo Sibir halklardır veya Ugor vesaire var ise oralarda onlardandır. Türk dışı bir unsur olarak Moğolluğun orada gezinmesi henüz söz konusu değil. Daha sonraki dönemde de söz konusu değil vaka. Evet, Kimekler acaba isim neyi gösteriyor, ne anlama geliyor? Değişik birkaç öneri oldu ama biz bunların içinde bir çok makul olan birini aklımıza yatan birini kabullenemiyoruz. Çok fazla bir şey yok. Kendi düşüncem şu. Kıpçak ve Kimek'in ikisini birden madem Kıpçaklar kurucu unsurdu, kurucu unsur olmakla birlikte Kıpçak aynı zamanda Kimek ismini de taşıyordu. Bu o anlama gelir. Asli Kıpçak boyu Kimek ismini de taşıyordu. Kimek Kıpçak ikilemesi olur. Bu Kimek Kıpçak ikilemesini anlamca birbirine yakın iki kelime olarak düşünemez miyiz? Evet. Buna yakın bir kelime olarak bize kime, kemi yani gemi kelimemiz var. Ne alaka? Geminin orada ne işi var? Gemi arkadaşlar, Türkçenin bir özelliği var. Dünya dillerine göre sanki böyle bir okyanus ya da yaşayan bir halkın dili gibi Türkçe'de çok fazla su araçları ve su ile ilgili vasıta var. Bu Güney Sibirya'nın o sulaklığıyla alakalı olan bir durum. Orada ırmakları, çayları çok geniştir, yayvandır. Yani böyle paçayı sıvayarak geçilecek yerler değildir. Bu ırmaklar oralarda yaşadıkları için oraların hatırası olarak bize kalmıştır. Sadece dört tane bize ulaşan bildiğimiz genel kullanımda olan dört tane su vasıtası, gemi, kayık, sal ve uçar mıydı? Bir kelime daha var. Bunlar kullanılıyor. Bizzat Kaşgarlı Mahmut'ta Karahanlılar Uygurlara sefere giderken ili nehrini geçmek için işte kemilere bindik geçtik diyerekten bir şiir nakleder Kaşgarlı. Evet, gemi kelimesi her yerde Orta Asya'da da tabii ki çok sulak bir bölge olan Güney Sibirya'da da Türklerin hayatında. Tabii ki büyük bir kadırgayı bir kalyonu anlamayacağız gemi demekle daha küçük yapıları anlayacağız bundan. Evet, bunlar su kenarında yaşayan ve gemiyle çok meşgul olan insanlar. Benzer bir örneğimiz var. Eski Rus tarihinden su kenarında yaşayıp gemicilik yapan ama daha sonra işi korsanlığa çeviren ve artık kozaklar gibi bir toplumsal kimlik, bir etnik kimlik neredeyse kazanmış olan Brodnikler var. Brodnik kelimesi gemici demek. Doğrudan su geçici demek yani. Böyle bir örneği var. Dünyanın başka yerlerinde de benzer şeyler var. Acaba bu Kazak kelimesi bir meslektir ama etnik isim hale gelmiştir. Anadolu'da Manav kelimesi, tahtacı kelimesi, evet etnik bir isim olmasına bir toplumsal zümrenin, bir grubun, kalıcı bir kimlik taşıyan bir grupların ismi haline gelmiştir bu şekilde. Manav kelimesi, tahtacı kelimesi. Bizim örneğin ben küçükken yaşlılar, çok yaşlılar kömürcü diye dalga geçerdi. Ben de çocuk 3-5 yaşında bir çocuğum. Kızardım, üzülürdüm, bazen ağlardım. Hiç hayatımızda, etrafımızda kömürle ilgili bir şey yok. Nereden gelir? Meğer Osmanlı'nın son döneminde bizim bölge kok kömürü ürettirmiş ve bizim bölgenin Kızılırmak'ın doğusundaki bütün bölge bununla meşgul olduğu için bir kimlik olarak kömürcüler olarak bilinirmiş. Meğer o imiş. Tabii ki sonraki kuşaklarda artık şimdinin yaşlıları olan, benim çocukluğumun orta yaşlılar olan insanlar dahi bunu unuttular, bunu bilmiyorlar. Bunlar normal arkadaşlar. Dolayısıyla kime kelimesinden gelen bir kimek kelimesinin burada bir
etimolojik kökeninde olması bizim için hiç şaşırtıcı değil. Peki K'nin nesi? Arkadaşlar çoğul eki olabilir, küçültme olabilir. Yani kimek kelimesi gemicik anlamına gelebilir. Var ise o dönemin Türkçesini çok ayrıntılı bilmediğimiz için gemiyle uğraşan insan anlamına da gelebilir. İşte yörük gibi acaba kime diye bir fiil var mı? Veya gemiyle uğraşan insana biz gemici diyoruz. Onlar da acaba kimek diye bir şey diyorlar mıydı? Bunlar her türlü mümkün. Birkaç yoldan açıklamamız mümkün. Doğrudan gemici anlamının karşılığı yok. Gemiler olur, gemicik olur. Peki insana gemicik diye isim verilir mi? Arkadaşlar insana bu isim verilir. Bugün bizim mantığımıza göre verilmez ama o dönemin mantığına göre düşünmemiz gerekiyor. Şimdiye göre düşünmemiz doğru değil. Şimdi Oğuz Kağan Destanı'na baktığımızda kovuk kelimesi, Kıpçak kelimesinin ağaç kovuğu anlamına geldiğini söylüyor. Çocuğa kovuk ismini veriyor Oğuz Kağan. Asker özür dilerim. Bu halkın da ismi oluyor. Bir halka kovuk ismini veriyoruz. Kendinize kovuk denmesini herhalde arzu etmezdiniz ama bu o dönemde yadırganacak bir şey değil. Bir halkın isminin kovuk ismini taşıması, bir halkın doğrudan gemi ismini taşıması. Bu yadırganacak bir şey değil. İşte Kanlı halkı Kanlılı olarak açıklar. Bunlar dediğim gibi bizzat Tiele ismini sinologlar Türkçe tekerlek kelimesinin karşılığı olarak buluyorlar. Halkın ismi teker. Tekerlek. Yani gidip sen neysin? Oğuz musun? Kıpçak mısın? Tekerlek misin? Diyeceksiniz insanlara. Evet normal diyebiliyorsunuz. Muhtemelen o Tiele boylarının isimleri o yeniden kurma doğru ise Türkçe karşılığı Tiele kelimesinin tekerlek yani anlamına geliyordu. Dolayısıyla biz günümüz mantığı içinde bunu düşünmemeliyiz ve o zamanın mantığı içinde bir halka gemiler, gemiciler, küçük gemicik vesaire ismin verilmesinin biz çok şaşırtıcı bir şey olmadığını düşünüyoruz. Evet, Kıvçak kelimesi sözlüklerimize baktığımızda talihsiz anlamına geliyor Türkçe'de. Üstelik kıvçak kovu şeklinde bir ikileme var. Yani perişan, talihsiz, kaderin yüzüne gülmediği insan anlamında kıvçak kovu açık bir şekilde işte kovukla ilgili bir şey. Kıvçak sözlüklerde böyle bir şey geçmiyor. Üstelik de bir sıkıntı var. Bunu evet kıvçak kelimesini bir fiilden, Türkçe bir kökenden getireceğiz. Elimizdeki fiil kıvanmak. Aksine mutlu olmak, rahata ermek, bahtiyar olmak, kıvanmak fiili var elimizde. Kıvanç duymak, sevinmek, memnun olmak var. Kıvanmak, kıvanç duymak o fiil kökünden biz kıvçak, talihsiz kelimesine niye, nasıl ulaşırız? O zaman burada bir sıkıntı var. O zaman kıvçak kovu ifadesindeki ikisini birden düşüneceğiz ve biz bunun talihsiz anlamının asli anlam olmadığını, ayrıca da bu kelimenin kıvmak, kıvanmak fiiliyle bir ilgisinin olmadığını düşünmek zorunda kalıyoruz. Kovu neydi? Ağaç kovuğu açık bir şekilde onu anlatıyor. Kıvçak ney? Evet, dildeki kullanımlarda yok da bize Oğuznamelerde geçer. Reşidüddin'de, Şecece-i Terakimi'de, Ebu Gazi Badran'da nedir? Kıpçak kelimesi ağaç kovuğu anlamına geliyor. Şimdi iş açıklanıyor, anlaşılıyor. Muhtemelen niye bu talihsiz anlamını kazandı? Bahtsız Bedevi
gibi bir ifadeyi düşünelim. Daha sonra bahtsız kelimesi düştü. İşte bedevi talihi, bedevilik zamanla bir etnik tabir, bir sıfata dönüştü. Bugün işte bir konuya ilgisiz kalana Fransız kalmak diye bir sıfat üretmişiz. İşte niye Fransızsın diyoruz adeta. Fransız kelimesi bir sıfat haline gelmiş. Bunun gibi acem kelimesi, acemi kelimesi değil mi? Bir işi bilmeyen yabancı manasında. İşte dil bilmeyen insan olarak Gürcü, işte yine anlamayan insan olarak Abaza gibi kelimeleri biz etnik isimleri birer sıfat haline getirmişiz. Burada da aslen kıvçak kovu kelimesinin muhtemelen buradaki kıvçağın bizim Kıpçaklardan onların erken dönemlerinden gelen işte gemici talihi. Kötü bir şeyler mi yaşadılar? Böyle iz bırakan bir şeyler mi yaşadılar? Böyle olması muhtemel. Bu tabii ki tamamen tahmin arkadaşlar. Hiçbir dayanağımız yok. Sadece mevcut görünümden bir mantık yürüterek bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, bize Oğuzname'yi kayda geçiren yazarlar bir Kıpçak kelimesinin ağaç kovuğu anlamına geldiğini söylemişlerdi. Arkadaşlar, evet Türkçe'de Kıpçak böyle bir şey yok. Kullanımda böyle bir kelime yok. Sadece Oğuzname'de geçer. Kıpçak, Oğuz, şey, ağaç kabuğu anlamındadır derler. Evet, Türkçe'de yoktur ama Slav dillerinde vardır arkadaşlar. Rusça, Ukrayince ve Bulgarca'da kavçek kelimesi, kovçek kelimesi gemi anlamına gelir. Onlardan Güneybatı Slav, Yugoslavya bölgesine kelime sandık olarak geçmiştir. Sandık da eski dönemdeki sandığı da yekpare bir ağaç, oyulmuş bir ağaç olarak düşünmemiz gerekiyor. Bugün Sırpça'da falan kelime, kovçek kelimesi sandık olarak kullanılmaktadır. Evet, Rusça, eski Rusça'da, Ukrayince'de, Bulgarca'da kovçekin gemi olması ki bu Türkçe bir alıntı, Slav bir kelime değildir. Etimoloji sözlüklerinde de bu geçer. Ha, bunu bilmedikleri için etimoloji sözlüklerine bakıyorlar. Türkçe'de kıpçak eşittir kovuk şeklinde bir söz yok etimoloji sözlüklerinde. Çünkü Reşidüddin'in veya Ebu Gazi'nin söylediği şeyler halk etimolojisi olarak görülüyor. Bir kelime dilde kullanılmıyorsa yoktur olarak görülüyor. Bu yüzden bu Slav kelimelerini inceleyen insanlar yok koburçak biçiminden geldi, yok şundan geldi, yok bundan geldi. Hayır, hiçbir şeyden gelmedi. Bunlar doğrudan Kıpçak biçiminden gelmiş olmalı ve ne zaman eski Bulgar döneminde yani kilise Slavcası henüz oluşmadan önce 9. yüzyılın öncesindeki bir dönemde Slav dillerine geçmiş olmalı. Kilise Slavcası üzerinden yayılmış olmalı en azından. Dolayısıyla bu kuman peçenek Oğuz çağından önceye gidiyor bu kelimenin.